Efendim iyi sabahlar. Bugün 9 Ekim Perşembe. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden doğru bilgileri duymak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne bu sabah hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'nde bu sabah kış aylarında kalp sağlığımızı ele alıyoruz. Efendim çoğu kişi yaz aylarında kalp sağlığının daha riske girdiğini zannederken aslında durum bilinenin tam tersi. Yani kış ayları kalp hastalıkları açısından çok daha riskli. Peki kalp hastalıkları kış aylarında hastaları kış aylarında özellikle neye dikkat etsinler? Girişimsel bir işlem olan anjiyo ne zaman ve nasıl yapılmalı? Yine bilekten anjiyo nasıl yapılıyor? Yeni bir yöntem bu. Stent uygulamalarında yenilikler, son yenilikler neler? Bütün bunları konuşacağız. Acıbadem Sağlık Grubu Aile Hastanesi'nin değerli uzmanı kardiyolog Doktor Murat Şener birazdan sağlık merkezinde bizlerle olacak ve sorularımızı cevaplayacak. Genellikle yaz aylarında kalp krizi vakalarının arttığına inanılsa da araştırmalara göre kalp krizinin kış aylarında görülme oranı diğer mevsimlere göre 3 kat daha fazla. Kalp krizlerinin kış aylarında daha sık olmasının belki de en önemli nedeni soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme. Peki kış aylarında kalp sağlığımız için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Anjiyo nedir? Nasıl ve kimlere yapılmalı? Kasıktan yapılan anjiyo işleminin yerini artık bilekten yapılan anjiyo mu aldı? Kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Şener sağlık merkezinde anlatıyor. Evet efendim, artık Ekim ayının neredeyse ortalarına geldik. Hava sıcaklıkları düşüyor. Önümüzde zor çetrefilli bir kış bekleniyor. Meteorologlar bunu söylüyor. Peki bütün bunlar kalp sağlığımızı nasıl etkileyecek? Özellikle kalp hastaları kış aylarında nelere dikkat etsinler? Yine anjiyo yapılması gerekiyorsa, bilekten anjiyo, yine son yıllarda revaçta olan bilekten anjiyo nasıl yapılır? Stenti olanlar nelere dikkat etsinler? Bütün bunları konuşuyoruz dedik. Acıbadem Sağlık Grubu Aile Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı değerli doktorumuz Murat Şener bizlerle bu sabah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sağ olun. Ben şimdi hemen telefonları da vereceğim izleyicilerimiz için. Efendim 0530 040 7005 ve 0530 040 7006 ki ekranda yayın boyunca göreceğiniz bu numaralardan ararsanız siz de değerli uzmanımıza sorularınızı yayın esnasında sorabileceksiniz. Ve elbette cevaplarını da canlı canlı alabileceksiniz. Hocam, yayına başlarken hemen şöyle söyleyeceğim. Şimdi yayın esnasında, yayın öncesinde uzmanlarımız geldi, bir kahve içip sohbet ediyoruz elbette. Bugün değerli doktorumuzun evlilik yıl dönümüymüş. Evet. Değil mi efendim? Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hanımefendi de şu an sizi izliyor. Evet. Değil mi? Evet. Onu da tebrik edelim. Allah uzun yıllar bir yastıkta kocatsın diyelim. Teşekkürler. Ve şöyle devam edelim. Şimdi kalp sağlığımız özellikle hep biz şöyle biliriz. Yaz aylarında risk altında. Hı hı. Ama aslında kaynaklar der ki bilinenin tam aksine kış aylarında risk oldukça büyük. Hocam kış aylarında kalp sağlığımız neden risk altında? Metabolik olarak neler oluyor ki vücudumuzda hava sıcaklığı bunu etkiliyor kış aylarında? Kalbimizi daha çok korumamız lazım. Hı hı. Öncelikle son nokta olarak yapılan çalışmalarda görülmüş ki kışın kalp hastalıkları ve kalp krizleri daha sık görülüyor. Hı hı. Bundan dolayı bir takım araştırmalar yapılmış. Hı hı. Araştırmaların sonucunda kalp hastalıklarına özel olarak hani şu sebepten dolayı daha sık görülüyor diye bir sonuç çıkmamış. Hı hı. Ama sonuç olarak kışın kalp krizinin daha sık görüldüğü saptanmış, tespit edilmiş. Bunun bir takım sebepleri var tabii, bizim de tahmin ettiğimiz bir takım sebepleri var. Kışın damarlarda da spazmın daha fazla olduğunu biliyoruz. Soğukta kışın daha fazla spazm olduğunu biliyoruz. Buna bağlı, spazma bağlı kalp damarlarında kritik darlığı olan insanların, hı hı, spazmdan sonra o kritik darlıkların daha da kritikleştiğini ve kalp krizine çevirdiğini tahmin ediyoruz. Hı hı. En önemli, bu konudaki en önemli bizim tahmin ettiğimiz mekanizma spazm. Bunun dışında kışın bu spazma bağlı tansiyon yükselmeleri de ortaya çıkabiliyor. Evet. İnsanların yeme alışkanlıkları kışın daha farklı oluyor. Daha fazla yiyecek tüketiyorlar.
Bununla birlikte hareketleri daha kısıtlanıyor, daha kapalı mekanlarda kalıyorlar, enfeksiyonları daha fazla oluyor, kapalı mekana bağlı enfeksiyonlar da kalp krizlerini tetikliyor. Yani tek bir mekanizma olmadığı, birçok mekanizmaya bağlı olduğu ve sonuç olarak kalp krizinin daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Peki hocam, kış aylarına hazır giriyorken, şimdi diyelim ki ekranları başına bizleri izleyenler arasında kalp krizi geçirmiş olanlar olabilir. Efendime söyleyeyim, stentleri birazdan konuşacağız. Stent uygulaması yapılmış olanlar olabilir. Kalp yetmezliği olanlar, aritmi problemi olanlar çok fazla çünkü kalp hastalıklarının çerçevesi açarsak. Evet. En çok neye dikkat etsinler ve hangi tetkikleri şu anda yaptırmaları gerekiyor hazırlık aşamasında? Yani tabii bir kalp hastası ise öncelikle bir kardiyoloji muayenesinden geçmesi şart. Hı hı. Özellikle kışa girmeden önce bir kontrol olarak. Bu kardiyoloji muayenesine ek olarak kalp ultrasonu, ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu ve efor testini öneririz. Ritim bozuklukları olan hastalar için de kontrol olarak ritim holteri takılması, 24 saatlik ritim kayıt cihazıyla bir kontrol yaptırmalarını tavsiye ederiz. Bütün bunlara dikkat etsinler diyorsunuz. Peki şimdi biz biraz anjiyodan bahsedeceğiz. Evet. Çünkü anjiyo çok sıkça halk arasında konuşulmasına rağmen doğru olarak nerede nasıl yapıldığı bu bilinmiyor. Çünkü hem tanısal hem operasyonel kullanıyorsunuz sizler anjiyoyu. Evet. Oraya geleceğim ama bir takım testleri, tetkiklerini yaptırsınlar dediniz. Fakat bir de rutin, hani hiçbir kalp hastalığınız olmasa bile, hiçbir belirti vermese bile belli bir yaştan sonra check-up programlarında özellikle zannediyorum bir takım tetkikleri belirli grupların yapması gerekiyor. Evet. Risk gruplara. Evet. Kimler risk grubunda? Hangi yaştan itibaren o gruba giriyoruz? Ve hani rutin senede bir kez şu yaştan sonra şu tetkikleri şu insanlar yaptırmalı dediğiniz kesim kimler? Öncelikle şöyle bir şey var. Kalp damar tıkanıklığına sebep olan tek bir faktör yok. Birçok faktör var. Bu birçok faktörden ne kadar çoğuna sahipseniz o kadar risk altındasınız demektir. O kadar kontrollerinizi daha dikkat etmeniz, daha sık yaptırmanız gerekiyor demektir. Bu risk faktörlerinden en önemlisi ailenizde özellikle anne, baba ve kardeşlerde kalp damar tıkanıklığı olan kimse var mı? Tespit edilmiş, anjiyosu yapılmış, stent takılmış, bypass yapılmış. Bu tarz birisi varsa ailenizde mutlaka ve mutlaka siz risk altındasınızdır artık. Mutlaka ve mutlaka belli bir yaştan sonra kontrolden geçmeniz gerekiyor. Bu kontrolde en önemlisi efor testi. Özellikle 35 yaş üzerinde hastalarda, ailesinde kalp damar tıkanıklığı tespit edilmiş insanlarda mutlaka 2 senede bir 40 yaşına kadar efor testini öneriyoruz. 40 yaşından sonra da bu kontrol check-up'larını senede 1'e indirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu çok önemli. Ailemizde herhangi bir kalp rahatsızlığı varsa 35'ten sonra mutlaka efor testinizi yılda bir kez de olsa yaptıracağız. 35 yaşından sonra 40'a kadar 2 senede bir, 40'tan sonra da senede bir. Peki özellikle bu grup sigara içiyorsa, işte biraz alkol kullanıyorsa, kilosu varsa bunlar daha mı ayırt edici oluyor? Diğer risk faktörleri de bu saydığınız gibi işte sigara, şeker, tansiyon, obezite, yüksek kolesterol, hareketsizlik. Bunlar da bir risk faktörüdür. Bunlar da tek başına bir risk faktörüdür. Bunlardan da hangisine daha fazla sahipseniz o kadar risk altındasınızdır. Mesela şeker hastalığınız varsa da aynı şey geçerli. Şeker hastalığınız varsa da 35 yaş üzerinde 2 senede bir efor testine, bazen eğer sigara da içiyorsanız bazen senede 1'e de indiriyoruz. Kişiye göre işte programı değiştiriyoruz. Eğer mesela ailenizde kalp damar tıkanıklığı varsa, 35 yaşın altında damar tıkanıklığı hikayesi varsa, mesela anneniz 30 yaşında kalp krizi geçirdiyse veya babanız 30 yaşında kalp krizi geçirdiyse bunu 30 yaşında da başlatabiliriz. Ama şeker hastalığınızın olması zaten risk faktörlerinin ikinci en önemlisi. Eğer şekeriniz varsa beraberinde kalp damar tıkanıklığı gelme olasılığı çok yüksektir. O yüzden kontrollerimizi daha sıkı yapıyoruz şeker hastalarında. İhmale gelmez. Beraberinde bir de sigara içiyorsak o zaman riskimizi çok çok yükseltmişiz demektir. Çok çok daha dikkatli olacağız, daha kontrollü olacağız. Özellikle kış aylarına girmeden önce bir kontrolden geçeceğiz. Hocam, biz yazın çok sıcakken zannediyoruz kalp krizi riski fazla ama az önce söylediğiniz gibi kış aylarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Birazdan beslenmeyi de soracağım, nasıl beslenelim. Çünkü kış aylarında kilo alma eğilimimiz hepimizde var. Elazığ'dan Semih Bey zannediyorum, değil mi efendim? Günaydın. Peki, çok hoş. Anladım. Buyurun efendim, isminiz Fethi. Fethi. Çakar Bey. Buyurun efendim. Evet.
Buyurun. Benim bende damar sertliği var da aşırı yorgunluk olduğu vakit kalbime baya bir zorluk yapıyor. Yani kalp krizi geçirir gibi oluyorum. Bir de aşırı bir muksiril kas gevşetici kullandım, bir ara rahatlamıyorum. Ondan sonra tekrar başladım. Bunun nedeni ne acaba? Bulabilir mi hocam? Evet, ilaç ismi vermediğinizi umuyorum çünkü dediğinizi çok anlayamıyorum. Parazit de var telefonunuzda. Peki damar sertliğiniz var. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet, kalbime zorlanıyor yani. Tamam. Kaç yaşındasınız Fetih Bey? 37. 37. Peki efendim, hoşçakalın. Şimdi Elazığ'dan arıyor beyefendi. Damar sertliği çok sık karşılaştığımız problemlerden biri kalp sağlığımız açısından. Zorlanıyorum diyor beyefendi. Mesela beyefendi Fetih Bey, tam da şu Ekim ayında kışa girmeden damar sertliği olanlar için sormuş olalım bunu. Neye dikkat etsin? Hangi testleri yaptırsın? Beslenmesinde neler yapması lazım? Bir onları konuşalım mı hocam? Evet, öncelikle şunu belirteyim. Damar sertliği çok yuvarlak bir tabirdir. Yani her hastaya damar sertliği tanısı konulabilir. Bu tanıyı koymak için bir takım testlerden geçmiş mi? En azından bunu bilmek lazım. Bu testlerden de en önemlisi EFOR testi. EFOR testinden geçti ve damar tıkanıklığı tespit edildiyse o zaman damar sertliğinden bahsetmek mümkün olabilir. Aksi takdirde bir herhangi bir doktora gitti, sizin damar sertliğiniz var dendiyse buna bağlı bu tanı çok da net değildir. Tanıyı netleştirmek için EFOR testi, gerekirse anjiyografi yapmakta fayda var. Hastamızın şikayeti eğer kas gevşeticiyle gerilediyse bunun kalp damar tıkanıklığına bağlı bir şikayet olma olasılığı düşüktür. Biz özellikle hastalarımıza şunu söyleriz. Eğer şikayetleriniz ağrı kesiciyle geçmiyorsa veya istirahatte oluyorsa bu kalp damar tıkanıklığı ile alakalı değildir. Çünkü kalp hastalıklarında damar tıkanıklığına bağlı şikayetler özellikle EFOR sırasında olur. Hastalarıma her zaman şunu söylerim. Eğer şikayetiniz oldu, göğsünüzde bir ağrı oldu. Bu acaba kalp damar tıkanıklığına bağlı mı, kalp ağrısı mı? Bunu öğrenmek isterseniz hemen bir merdiven çıkın, yokuş çıkın, kendinizi bir zorlayın. Şikayetiniz artıyor mu, buna bakın. Eğer şikayetiniz artıyorsa o zaman bizimle görüşün. Eğer şikayetinizde bir değişiklik olmuyorsa veya şikayetiniz azalıyorsa bunun kalp damar tıkanıklığı olma olasılığı düşüktür. Bu böyle kendinizi test edebilirsiniz diyoruz. Eğer hastamız da şu anda Fethi Bey'de eforla gelen bir ağrısı varsa mutlaka özellikle kış aylarında girmeden önce bir efor testine girmesinde fayda var. Eğer eforla bir ağrısı oluyorsa tabii. Peki hocam, gelelim artık anjiyoya. Anjiyo, az önce söylediğim gibi her kalp hastalığının olduğu evde anjiyo konuşulur. Şimdi anjiyo nedir? Anjiyoda teknikler neler? Çünkü siz birazdan bilekten anjiyo anlatacaksınız, evet. Kol bileğinden. Nasıl yapılıyor? Anjiyo nedir? Neden yapılır? Kimlere yapılması lazım? Anjiyo, kalp damar tıkanıklığından şüphe ettiğimiz, şiddetli şüphe ettiğimiz hastalarda damar tıkanıklığını net olarak gösterebilmek için yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde damar tıkanıklığını tespit ediyoruz ama aynı anda anjiyo sırasında eğer tespit ettiğimiz damar tıkanıklık tedavi edilebilir boyutlardaysa, yani stent takıp balon yapıp stent takabiliyorsak aynı anda stent işlemine de dönebiliyoruz. Yani işlemi artık tanı değil tedavi kısmına da geçebiliyoruz aynı anda. Büyük avantajı bu. Anjiyo aslında bir çeşit tomografi gibi bir yöntem diyebiliriz. Tomografi de kullanılan kontrast madde ile bizim anjiyoda kullandığımız kontrast madde ilaç aynı ilaç. Tomografide toplar damardan. Şu an ekranda görüyoruz hocam siz anlatırken. Evet. Burada normalde kasıktan giriliyor. Klasik anjiyo tekniği bu. Klasik bir anjiyo yöntemi. Aynen. Bu ilk olarak kasıktan zaten başlanmış. Evet. Çünkü kasıktaki damar vücudumuzda ulaşabileceğimiz ve kanamayı kontrol edebileceğimiz en büyük damardır. Öyle mi? Dolayısıyla girmesi çok kolaydır ama çıktıktan sonra kanama kontrolü, evet, birçok damara göre daha iyi ama bilekteki damara göre daha iyi değildir. Yani anjiyo sonrası kasıkta kanamalar olabilir. Bu yüzden işlem sonrası hastalara 5 saat sıkı bir bandaj ve üzerine kum torbasıyla bekletiriz yatakta. 5 saat kalması lazım. 5 saat kalması aslında gerekiyor anjiyo yaptıysak. Eğer stent taktıysak bu 10-12 saate kadar da çıkabiliyor. Hocam şimdi orada kateter kasıktan giriyor ve kalbe doğru yol alıyor, evet, o damardan. Anjiyoda hastanın herhangi bir acı, ağrı hissetmesi mümkün mü? Atıyorum bir sedasyon uygulaması, herhangi bir narkoz, böyle bir uygulama yapılıyor mu? Eğer hastalarımız çok fazla endişeliyse,
çok stresliyse sedasyon kısmen yapabiliriz. Çok ciddi sedasyona gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer rahat bir hastaysa hiçbir sedasyona gerek yok. Çünkü bir damar yolu açma işlemin sırasında ağrısı olacaktır. Yani her hastamız mutlaka bir damar yolu açtırmıştır daha önce. Damar yolu açılırken hissettiği iğne batması dışında ekstra bir ağrı olmuyor. Beklemiyoruz. Peki hani böyle kateterle görünce acaba diye düşünüyor insan. Bir lokal anestezi işlem öncesi yapıyoruz zaten. O lokal anestezi de ağrıyı ciddi oranda zaten azalttığı için bazen hiçbir şey hissetmediğini söyleyen hastalarımız da var. Peki anjiyo hangi kalp hastalıkları için altın standart bir tanı yöntemidir diye sorsam? Şimdi kalp hastalıklarını 3 ana gruba ayırırsak birisi kalp damar tıkanıklıkları, ikincisi kalp kapak hastalıkları, üçüncüsü de kalp ritim bozuklukları. Bu ana hatlar bunlar. Kalp damar tıkanıklıkların tedavisinde anjiyoyu kullanıyoruz. Kalp kapak hastalıklarında veya ritim bozukluklarında anjiyo işlemi kullanmıyoruz. Yani şu an bizi izleyenler arasında damar tıkanıklığı problemi olanlar anjiyo mutlaka yaptırmışlardır diye tahmin ediyorum. Peki anjiyodun artık bilekten uygulaması da mümkün diye söylediniz az önce. Bu arada telefon hattımızı zannediyorum bir izleyicimiz var. O bilekten anjiyoyu konuşmadan önce neden bilekten yapılması gerektiği özellikle herhalde kanama kontrolü için avantajı bu. Birçok avantajı var. Onları anlatalım hocam. Salih Bey sizi çok beklettik. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Allah'a şükür bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi sorunuzu alalım. Hocama ne soracaksınız? Şimdi hocama benim sorum ben kalp hastasıyım. Dört damarım değişti. Ayaktan alınan, bacaktan alınan yani damar geri kapandı. Tekrar balon yapacaklardı. Yapamadılar. Ondan sonra o kapalı damar öyle kaldı. Diğer ikinci bir damara da stent takıldı. Acaba bu ameliyat riski taşır mı taşımaz mı? Hocam ben bunu soracaktım. Şimdi dört damarınız var. Ben size soracağım. Ben de net anlayamıyorum haliyle. Dört damar var. İkisine balon uygulaması yapıldı diyorsunuz. Öyle mi? Evet. Evet. İkisine de stent mi takıldı? Birine stent takıldı. O kapalı. O açılmıyor. Birinde stent var, biri hiç açılmıyor, öyle mi? Açılmıyor, evet. Diyorsunuz ki bundan sonrasında nasıl bir tedavi yapılması lazım? Evet. Yaşam kaliteniz düştü mü Salih Bey? Yok, aynı günlük yaşantım devam ediyor. Çalışıyorsunuz, işinize gücünüze gidiyorsunuz. Evet. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz, pekala. Eskisi gibi tabii çalışamıyoruz yani. Kaç yaşındaydınız? 42 yaşında. 42 yaşındasınız. Hoşça kalın. Evet. Hocam evet. Çok dikkatimi çekiyor. Kalp hastalıklarına bakınca eskiden böyle hani 55-60 hanımlarda menopoz sonrası onlara dikkat ederdik. Ama şimdi bakın 37-40-42 hatta 25'ler çok aşağıya düşmedim barem. Evet çok genç hastalarımız var gerçekten. Her geçen gün biraz daha bizi de şaşırtacak derecede genç hastalar geliyor. Kalp kriziyle geliyorlar hatta bunlar. Hastamız 42 yaşında bypass olmuş. Evet bypass için genç bir yaş gerçekten. Tabii daha kötüsü aslında bypass sonrası iki tane damarı tıkanmış. Yani bypass yapılan iki damarında tıkanıklık olmuş. Özellikle bacaktan alınan damarlar. Tabii bu biraz tabii hastanın genetik yapısıyla alakalı ama aynı zamanda hasta bypass olduktan sonra uygun tedavi yaptı mı, yaşam tarzı değişikliklerini yaptı mı bunlarla da alakalı. Eğer bunları yapmadıysa mesela sigara içmeye devam etti, spor yapmadı, tedavisinde gerekli olan ilaçları düzenli kullanmadıysa bu damarların tıkanma olasılığını biraz daha artırıyoruz. Tabii ki her şey yaptığı halde yine de damarlar tıkanabilir. O artık o yapacak bir şeyimiz yok ama biz önlemimizi alalım öncelikle bunu istiyoruz. Bu önlemlerin arasında en önemlisi de hastanın spor yapmasını istiyoruz. Biz spor birçok şeyin aslında tedavisidir bizim için. Bazen ilaçtan daha değerli. Tabii ki ilaçları vereceğiz ama hastaya spor yapmazsa sadece ilaçlarla tedavi ettiğimiz zaman yine de damar tıkanıklığı olduğunu görüyoruz. Ama spor yapan, ilaçlarını da kullanan hastalarda damar tıkanıklığının daha az olduğunu görüyoruz. O yüzden mutlaka özellikle kalp hastalarının doktor kontrolünden geçtikten sonra bol bol spor yapmalarını istiyoruz. Hangi sporları öneriyorsunuz hocam? Hani şimdi kalp hastalığıyla da spor öyle çok efor sarf edilen bir spor düşünülünce hastalar temkinli davranıyorlar. Halk arasında böyle bir yanlış anlaşma var. Evet, aynen. Ben kalp hastasıyım. Benim koşmamam lazım. Efor sarf etmem lazım. Benim sürekli dinlenmem gerektiğini söylendi deniyor. Halbuki böyle bir şey yok. Aslında kalbinizde çok ciddi hasar varsa, yani kalbiniz çok ağır hasar gördüyse
neredeyse hiç çalışmayacak pozisyona geldiyse, ileri kalp yetersizliğiniz oluştuysa, o zaman spor, evet çok fazla spor yapmayın diyoruz. Ama onun dışında kalpte hasar oluşmadı ya da hafif bir hasarınız varsa bol bol spor yapın diyoruz. Özellikle bu sporlarda oksijenli sporlar dediğimiz koşma, yüzme gibi soluk soluğa kalacağınız, efor sarf edeceğiniz bol hareketli sporlar yapmaları kesinlikle bunu öneriyoruz. Peki, Mersin'den Hayriye Hanım, bir hanım izleyicimiz hattımız. Efendim günaydın. Günaydın. Hayriye Hanım. Günaydın. Buyurun. Telefonu koymuşsunuz bir kenara zannediyorum. Değil. Yavrum şey, altını safta değil mi onlar? Ha. Evet. Tamam. Şimdi sorunuzu alalım. Buyurun. Şimdi ben 2008 Kasım'ında bypass olmuştum. Çok şiddetli şeylerim oluyordu. Sırtımdan bir ağrı geliyor. Böyle mideme doğru yayılan bir ağrıydı. Ameliyattan sonra en ufak bir yararını görmedim. Acaba nedeni nedir? Bypass oldunuz 6 yıl önce, fakat yani bir faydası olmadı diyorsunuz. Hiçbir yararını görmedim, evet. Kaç yaşındayız? Haydi. 62. 62, Allah uzun ömürler versin inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoşçakalın. Peki izleyin bakalım. Hocam şimdi bypass yine çok sık konuşulur operasyon olarak. Hayri Hanım da diyor ki 6 yıl önce olduğuma ben bir faydasını görmedim. Aslında yanlış bir tabir. Şöyle evet, ki. Evet, bunun altını bir çizerim. 6 yıl önce bypass olduysa hastamız, eğer bypass olmasaydı şu anda yaşıyor olur muydu? Bir kere bunu sormak lazım. Bir. Tamam. İkincisi, acaba kalp krizi geçirmiş olur muydu bu hasta? Çünkü damar tıkanıklıklarında bypass'ta tıkalı damarın ilerisine yeni bir kan akımı sağlanıyor. Mesela %90 tıkalı bir damarınız var. 6 yıl sonra %100 oldu ve kalp krizi geçirdiniz. Eğer bypass olmuş olsaydınız kalp krizi belki geçirmeyecektiniz. Çünkü bu damar tıkanıklığının diğer damarla ekarte edilmiş olacaktı. Kan akımı sağlanmış olacaktı. Yani hasta bunun faydasını görüp görmeyeceğini çok bilemez. Onu biz de çok tahmin ediyoruz sadece. Tabii ki %90 tıkanıklık 6 sene sonra çok büyük ihtimal krize çevirecektir bu hastayı. Yani 6 sene değil, belki 1 sene sonra, belki 6 ay, belki 3 ay içerisinde kriz geçirecekti. Bunun geçirmesini engelledi. Aslında hasta şunu söylemedi. Daha kötüye gitmedim bypass'tan sonra. Belki daha kötüye gidecekti bypass olmasaydı. Tabii olması bile önemli diyorsunuz. Tabii ki. Bu anlamda. Değişiklik olmaması önemli. Bir de şöyle bir şey var. Yani gizli kalp hastalığı diye bir şey var. Hastalar ağrılarını hissetmezler. Bir örnek vereyim. Bir hastam eşine sağlık ocağında ilaç yazdırmak için gidiyor. Sağlık ocağı da o sırada bir EKG cihazı alıyor. EKG cihazını siz de deneyebilir miyiz amca diyorlar. Amca da tabii ki diyor. EKG cihazını da amca da denediklerinde EKG'de damar tıkanıklı bulgularını görüyorlar. Bir kardiyoloğa yönlendiriyorlar. Bize geliyor hasta. Bakıyoruz ki evet gerçekten damar tıkanıklı bulguları var. Bir anjiyo gerektiğini söylüyoruz. Anjiyosunu yapıyoruz. Acil ameliyatlık diyoruz hastamız. Hastanın bize söylediği şey şu. O kadar ciddi kritik darlığı olan bir hasta. Her belirtiyor. Tarafta bütün damarlarında kritik darlığı var. Ben 10 kat merdiveni koşarak çıkıyorum Allah diyor. Allah Allah. Bende hiçbir şikayet yok diyor. Şimdi böyle bir hastayı ikna etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Ama eskiden halk arasında bir tabir vardı. Dev gibi adam, hiçbir şey yoktu, bir anda aynen, gitti. Gitti. İşte böyle hastalar. Gizli kalp hastalığı olanlar bunlar. Teyzemiz belki kalp damar tıkanıklığına bağlı ağrılarını hiç hissetmiyordu. Belki bahsettiği ağrı damar tıkanıklığına bağlı değil de belki kas ağrısı gibi bir ağrı olabilir. Bu ağrı tabii ki devam edecek. Çünkü damar tıkanıklığına bağlı olma ihtimali zayıf olan bir ağrı. Tarif ettiği ağrının çok fazla damar tıkanıklığına bağlı olduğunu düşünmüyorum. Kendisini test edebilir. Biraz önce bahsettiğim gibi ağrısını merdiven çıkarken, yokuş çıkarken oluyor mu, bunu kontrol edebilir. Evet. Veya bir efor testi yaptırabilir. Bu o ağrı gerçekten kalp ağrısı mı, ona bakmak lazım. Peki hocam, az önce anjiyoyu konuşuyorduk. Bilekten anjiyonun avantajlarını sordum. Önce bilekten anjiyo her yerde yapılıyor mu? Hani izleyenler gidip anjiyo yapılacağı zaman bana bilekten yapın diyebilirler çünkü. Her kurumda yapılıyor mu? Avantajları ve dezavantajları neler? Her hasta için uygun mudur? Bilekten anjiyo, kasıktan anjiyo tabii her yerde yaygınlaştıktan sonra, herkes kasıktan anjiyo yapmaya başladıktan sonra özellikle Avrupa'da ve Amerika'da yaygınlaşmaya başladı bilekten anjiyo. Bunun daha önce yapılmamasının sebebi teknolojik sebeplerdi. Daha ince kateterler kullanmak gerekiyor. Daha üst teknoloji aletler kullanmak gerekiyor bilekten anjiyoda. Bunlar geliştikçe bilekten anjiyoda daha rahat yapılmaya başlandı. Sonuçları daha yüz güldürücü olmaya başladı. Böyle olunca şu anda Avrupa ve Amerika'da artık neredeyse bir kural haline geldi. Öncelikle bilekten anjiyo yapmayı deneyin. Eğer hani bir sıkıntı yaşarsanız bilekten anjiyo ile ilgili, o zaman kasağa dönün. Bunun sebebi şudur. Kasıkta tek bir tane damar vardır.
Kanama kontrolü bileğe göre daha sıkıntılıdır. Eğer kasıktaki damarla ilgili bir sıkıntı yaşarsanız, bacağınızla ilgili sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bacağı besleyen tek damarla uğraşıyorsunuz. Bilekte ise avantajı bu. İki tane damar var. İki damardan birisiyle uğraşacağız. Ve bu uğraşma sırasında damarla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda diğer damar eli beslediği için bir sıkıntı yaşamayacağız. Bunu biliyoruz. Yani yedek bir damarla uğraşıyoruz. O yüzden gönlümüz rahat. Gerekirse işlem sırasında bazen mecbur kaldığımızda damarı yırtarız. Bilekteki damarı yırtarız, geçeriz. Yani problem olmaz. Problem olmaz. Gönül rahatlığıyla yırtabiliriz. Ama kasıktaki damarda herhangi bir yırtılma yaşarsak çok ciddi sıkıntılar yaşarız. O yüzden çok daha dikkatliyiz. Bunun yanısında bu kullandığımız yedek damar aslında bypass sırasında bazen koldan alınan damardır. Yani tamamen o damarı, o kullandığımız damarı tamamen söküp çıkarsak dahi kolda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı biliyoruz. O yüzden çok daha güvenli. İkincisi, bilek çok yüzeyel. Bilekteki damar çok yüzeyel olduğu için burada kanamayı kontrol etmek çok kolay. Bileğini sıkı bir elimizle sarılsak bile kanamayı kontrol altına alabiliyoruz. Ama kasıkta şöyle bir problem var. Kasıkta kanama olduğu zaman karna yakın bir bölgede olduğu için içeriye doğru kanayabilir ve biz bunu geç fark edebiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. İşlem sonrasında hastanın tansiyonu düştüyse. Eğer kasıktan yaptıysam endişelenirim. Acaba bir kanama mı oluyor diye. Ama bilekten yaptıysam endişelenmem. Kanamanın olmadığını biliyorum. Çok daha güvenli bu açıdan. Diğer açılardan, hastanın konfor açısından da çok iyi. Şöyle bir şey, işlem sonrası söylemiştim biraz önce 5 saat kum torbası yatıyor. Bilekten anjiyoda ise özel bir bilekliğimiz var. O bilekliği takıyoruz ve işlemden hasta yürüyerek yatağına geçiyor. Tuvalet ihtiyaçlarını, ki işlem sonrası bol bol su içiyoruz, bol bol tuvalete çıkması gerekiyor. Tuvalet ihtiyaçlarını da rahat rahat karşılayabiliyor, dolaşıyor, geziyor. 5 saat değil, sadece 2 saat dolaşıyor bu arada. Yani yatmıyor, 2 saat sadece gözetimizin altında kalıyor. 2 saat sonra da evine gönderebiliyoruz. Hatta şöyle bir şeyler var. Bazı hastalarımız araba kullanarak gelip kendi arabalarını kullanarak evlerine dönebiliyorlar. O kadar ki bilekten anjiyo yapıldığında sarsmıyor hastayı. Konforunu düşürmüyor. Bunu anlıyoruz. İstanbul'dan Aygün Hanım hattımız. Efendim, günaydın. Günaydın efendim. Buyurun, sorunuzu alalım Aygün Hanım. Benim ayaklarımda şişmeler var. İşte dübler diye bir şey var. Onu çektirdim. Sonucuna baktı, dedi ki kalp yetmezliği. Ondan sonra aldım, gideceğim, kontrola gideceğim bir daha. Kalp için gideceğim. Bunun yani ayaktan belli olur mu, bacaktan belli olur mu kalp yetmezliği? Peki kaç yaşındayız? 47. 47 yaşındayız pekala. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, bir şey daha soracağım. Kayınvalidemin de stent taktılar. Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Peki, hoşça kalın. Hoşça kal. Gelin kaynana sorularımızı sorduk. Şimdi ayaktaki bu şişlikler, hakikaten hocam bu dolaşım bozukluğundan diye söyleniyor ama kalp yetmezliğinin belirtisi midir? Evet. Kalp yetersizliğinde öncelikle kalp çok iyi pompa gücü yapamadığı zaman akciğerlerden kanı çok iyi çekemez ve akciğerlerde su toplaması olur. Bu su toplaması geriye doğru yansır ve bacaklarda da su toplaması haline gelir. Hastaların bazen nefes darlığı ön plandadır, bazen ayaktaki şişlikleri ön plandadır. Ayaklarındaki şişlikle gelen hastada ilk düşünülmesi gereken şeylerden birisi de kalp yetersizliğidir. Kalp yetersizliği olup olmadığı ile ilgili kesin ve net bir şey söylemek için kalp ultrasonu, ekokardiyografi çekmekte fayda var. Ekokardiyografi bu konuda bize net olarak söyleyecek, bu hastada kalp yetersizliği var veya yok. Aygün Hanım eğer bir kardiyoloğa giderse, bir ekokardiyografi çekerse tanısı netleşmiş olacaktır bu konuda. Evet, kayınvalidesinde stenti var Aygün Hanım'ın. Şu an bizi çaylarını içerek, kahvaltılarını yaparak gelin kaynana izliyorlarsa ne güzel diyelim. Muhabbetleri çok olsun. Stent olduğu için hasta, özellikle kış geliyor, neye dikkat etsin? Nasıl yaşaması lazım? Kışın hastalarımız daha çok yiyecek tüketme eğilimine girerler soğuktan dolayı. Daha çok kilo alırlar, daha çok hareketsizleşirler. Tabii soğukta dışarı çıkmak daha zordur, spor yapamazlar, hareketsiz kalırlar. Tabii ki ilaçlarını genelde düzenli kullanmaya devam ederler. Öncelikle tavsiyem, ilaçlarınızı düzenli kullanın. Bu arada hareketsiz kalmayın. Mutlaka bir şekilde spor yapacak, hareket edecek kendinize bir yol bulun. Bunun dışında yiyeceklerimize dikkat edelim. Yediklerimize, diyetimize dikkat edelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu önerilerle bir de eğer stent takılalı
6 aydan daha uzun bir süre geçmişse bir kardiyoloji kontrolünden kışa girmeden önce geçmelerini tavsiye ederim. Hocam biraz stentleri de konuşalım istiyorum. Neden? Çünkü stent uygulamalarında da farklılıklar var, farklı stentler var. İşte ilaçlı, ilaçsız, yağlı, eriyen değil mi? Böyle evet. Herhalde konuşurken farklı isimler takılıyor evet. Ve kafalar çok karışık. Önce stent kimler için uygundur? Stent nasıl takılıyor? Stenti olan bir hasta hayatında neleri değiştirmeli, nelere özen göstermeli? Ben bunu sordum. Cevabını alacağım. Bu kenarda kalsın ama Ankara'dan zannediyorum değil mi? Hüseyin Bey günaydın. Hüseyin Şimdi Bey. Benim... Buyurun günaydın. Benim göğsüme bir ağrılar girdi. Tamam. Pat hastalığı dediler. Kas. Pat hastalığı diye... Kas değil mi? Kas hastalığı dediler. Evet, pat hastalığı dediler. Pekala. İsotin 80 miligramlık ilaç ismi verdiler. Vermeyin lütfen. Yani her programda söylüyorum. Tamam özür dilerim efendim. Vermeyin. Tamam. Bunu bir onunla kullanacağım dediler. Bu pat hastalığı ne gibi bir şeyi var? Fayda, zararı var bana. Peki. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Göğüs ağrısı vermiş. Kas hastalığı demişler, bir ilaç ismi vermiş, bundan anlaşılmadı. Ümit ediyorum ben bile anlamadım yayın esnasında. Ne gibi sıkıntı yaşarım diyor. Bu göğüs kaslarındaki ağrılar çoğu zaman hocam kalp hastalıklarının belirtisi olarak görüldüğü için zannediyorum beyefendi bunu önemsiyor. Yani şöyle tabii orada doktor ne demek istedi acaba? Kas hastalığı derken göğüs kaslarındaki, göğüs kafesinin kaslarında bir hastalık mıdan bahsetti yoksa kalp kas hastalığından mı bahsetti? Tabii bunu net olarak bilmek lazım. Bir şey söyleyeyim. Kalp kasa hastalığı bir takım sebeplere bağlı, bazen sebebini de anlayamadığımız şekilde kalp kasının kasılma gücünü kaybetmesinden kaynaklanır. Buna bağlı kalp yetersizlikleri ortaya çıkabilir ama genelde ağrıyla ortaya çıkmazlar bunlar. Yani ağrıyı onunla ilişkilendirmemek lazım ama hastamızda tabii bir ekokardiyografi mutlaka bu konuda net bir tanıda yine bize yardımcı olacaktır. Sadece kalp kası hastalığı var demek için hastaya bir anjiyografi yapmak da fayda var. Çünkü damar tıkanıklığı da kalp kasının kasılmasını engelleyecektir. Bu da bir kalp kasının kasılmasını engelleyen bir sonuç olarak ortaya çıkar. Evet. O yüzden hastaların ekokardiyografide kalbinin iyi kasılmadığını gördüğümüz zaman anjiyografi alırız. Anjiyografide damar tıkanıklığı yoksa, damar tıkanıklığı yok ama yine de kalbi iyi kasılmıyor. Bu hastada kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası hastalığı tanısı konur. Hani bir takım ilaçlar kullanılır bunda. Hastanın genelde semptomatik dediğimiz şikayetlerini giderecek ilaçlardır bunlar. Genelde kalp kası hastalığının geriye gitmez. Bunlar genelde takip hastalarıdır. Ekokardiyografi ile belli aralıklarda takip etmek gerekir bu tarz hastaları. Peki hocam stentleri az önce sormuştum. Türlü stentler var. Evet. Neye göre seçiliyor? Bugün en çok verim alınan stent hangisi? Stent sorunuzu cevaplamadan önce biraz önce bilekten anjiyo ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bilekten anjiyo ilk olarak ortaya çıktığında sadece anjiyo yapılıyordu. Stent takılmıyordu. Halk arasında böyle bir yanlış anlaşma evet, var. Bunu düzeltmek istiyorum. Aynen. O ilk çıktığındaydı. Yani ilk olarak bilekten anjiyo yaygınlaşmaya başladığında sadece anjiyo yapıyorduk. Stent takmıyorduk. Tanı stent, için yapılıyordu o stent zaman. Stent işi gerekiyorsa eğer kasa dönüyorduk. Tamam. Çok uzun yıllardır bu böyle bir şey yok. Çok uzun yıllardır stent takmak gerekirse artık bunu da bilekten yapıyoruz. Hatta daha güzel olan bir şey var. Yani tabii bu bir öğrenme eğrisi. Bu öğrenme eğrisini geçirdikten sonra artık kalp krizi geldi. Mesela hastamız kalp kriziyle geldi. Acil müdahale gerekiyor. Bunu bilekten yapabiliyoruz. Bu en büyük avantaj. Bunun sebebi şu. Kalp krizi geçiren bir hasta damar tıkanıklığını açtıktan sonra bazen pıhtılar kalabiliyor. Pıhtı eritici ilaçları çok yüksek dozda vermek gerekebilir. Bu durumlarda kanamalara sebep olabilir. Bu kanamaları da riskini en aza indirmek için bilekten anjiyoyu tercih ediyoruz. Yani işlem sonrası istediğimiz kadar bol kan sulandırıcı verebiliyoruz bu hastalara. Bilekten anjiyo yaptığımız zaman. Kasıkta bunu birazcık daha tereddüt ederek hocam, yapıyoruz. Son birkaç dakikamız stentleri stente sormuştuk. Geliyorum. Evet. Stentler aslında şu anda genel olarak 3 stent var. 3 çeşit stent var. Bir normal stent. Stent öncelikle şunu söyleyeyim. Stent nedir? Stent boru şeklinde bir tel örgüdür aslında. Bir balonun üzerine büzüştürülmüş bir şekilde hazır elimizde bir şekilde durur. Eğer tıkanıklık tespit edersek bu tıkanıklığı açmak ve bu açıklığı da daha uzun vadede devam ettirmek amacıyla o bölgeye
tıkanıklığın olduğu bölgeye stent yerleştiririz. Stentle o balon üzerine büzüştürülmüş şekildeki haliyle tıkanıklığın olduğu bölgeye gider, içindeki balonu şişiririz. Bu tel örgü açıldıktan sonra tekrar kapanmaz. Bu şekilde boru şeklinde, damarın şeklini alarak öylece kalır. Balonu indiririz ve sistemi tamamen çıkartırız. O metal tel örgü orada kalır. Şimdi ilaç kaplı stent, halk arasında yağlı veya sulu stent denilen stent ise bu metalin üzerine nanoteknolojiyle küçük küçük delikler açılıp bunun içerisine ilaç konur ve zaman içerisinde bu ilaçlar salınır. Bu ilaçlar da o stentin içerisine tıkanmasını engeller. Bunun avantajı gerçek hayatta şudur. Normal stentler bir yıl içerisinde %20 civarında tıkanırken ilaç kaplı stentler ise %1 ya da 3 civarında bir tıkanma olasılığı vardır. Tıkanmayacak diye bir şey yoktur ama tıkanma olasılığı daha azdır. Özellikle uzun bir stent takıyorsak tıkanma olasılığı yüksektir. Böyle uzun ve ince stentlerde mutlaka ilaç kaplı stenti tavsiye eriyen ediyoruz. Eriyen ne hocam? Eriyen stent bir ne? Üst teknolojide eriyen. Şimdi yeni çıktı bunlar. Eriyen ise o metal tel örgü dediğimiz o metal kısmı metal değil, eriyebilen bir materyalden yapılmış. Yani oraya bir miktar sertlik sağlıyor bir süre o damarın açık kalmasını sağlıyor ama bir süre sonra zaten görevini o metalin orada olması şart değil. Ömür boyu orada kalıyor. Ama eriyebilen stentlerde ise o stent bir süre sonra metal yerine geçen malzeme bir süre sonra eriyor, vücut onu yok ediyor ve orada sanki hiç stent takılmamış gibi damar bir avantaj. Damar genişlemiş oluyor, şeklini almış oluyor. Yine metal bir süre sonra görevini kaybediyor. Zaten bir anlamı yok orada olmasının. İlk başta açıklık sağlaması için bir süreliğine ihtiyacımız var. Daha sonrası için ise böyle bir şeye ihtiyacımız olmadığı için eriyen stentler şu anda daha revaçta. Revaçta. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta bekleyen izleyicilerimizden de özür diliyoruz. Belki yayından sonra hocamıza görüşebilirler. Hocam sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, Sağlık Merkezi'nin bugün de sona geldik. Yarın Tüp Bebek'te yeni bir uygulama tebliğ edildi. Onu konuşacağız. Hanımlar artık istedikleri zaman kanser hastası olmaları gerekmiyor. Böyle bir tedavi almaları gerekmiyor. Yumurtalarını dondurabilecekler. Evli ya da bekar fark etmeyecek. Yumurtalarını dondurup ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olabilecekler. Bunu konuşacağız. Yarın Aret Kamar konumu olacak. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.